Güney Çevre Yolu. Trabzon Güney Çevre Yolu'nun temeli atıldı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 44 kilometre uzunluğundaki yolun hayata geçmesiyle şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi. Doğu Karadeniz'in en büyük kenti konumundaki Trabzon'umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplamda yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda. 31 metre genişliğinde 3 giriş 3 geliş şeritli olarak bölünmüş yol standartında projemize başlıyoruz. Güney Çevre Yolu Trabzon şehir merkezini güneyden çepeçevre çevreleyecek şekilde Çarşıbaşı Akçabat devlet yolu ayrımı ile Yomra Arsin devlet yolu arasında yolumuzu bitireceğiz inşallah. 3 kısım halinde inşa edeceğimiz çevre yolumuzun ilk aşamada 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci etapında yapım çalışmalarına bugün itibariyle başlıyoruz. Bu ilk kısım Akçakale'den ayrılıp mevcut sahil yolunun güneyinden Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü kavşağından devam edecek. Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'nin de 3 Mayıs'ta hizmete açılacağını açıkladı. Yarın Trabzon için önemli bir proje olan Ganeta'yı belediye başkanımızla birlikte hizmete açacağız. 2 gün sonra yani 3 Mayıs'ta bu sefer inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizlerle birlikte olacak. Hep birlikte Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz yeni Zigana Tüneli'ni hep birlikte açacağız. Zigana Tüneli asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergaha vurulan bir mühür olacaktır arkadaşlar.